Hocam da hiç yapmadınız. Autotune'suz performans sefo analizi yapar mısınız? Yapalım. Slaski Tunlan gönderiyor. Bu arada abi geçen ne izledim biliyor musunuz? Ya her şeyin ötesinde. Ben mesela Cardi B'yi falan izlerken şey geliyor benim içimden. Ya diyorum ki bunlar çoğu tırt ya falan. Fakat abi öyle değil ya. Ben mesela müthiş bir performans izledim. Bakın onu açayım. Cardi B telif yeme ihtimalimiz %80 falan şu anda. Olsun. Cardi B feat. Megan Thee Stallion. Yarısına kadar falan izleteceğim. Abi deli gibi canlı performans ya. Lütfen Türkiye'deki rap yapan, sahneye çıkan, hani rap yaptığını sanan veya rap yapan, hakikaten yapan, herkese de sesleniyorum. Hani bu şey var ya, bir sahneye çıkıyorsun, %88'i playback geliyor, onun üstüne okuyorsun. Abi bunu Cardi B yapmıyorsa siz de yapmayın ya. Şu canlı performansı bir izleyin. Hani çünkü şöyle bir durum var. Eğer siz playback yapmayı reddedip okursanız seyirci de siz de okuyacak. Onu duyacaksınız. Ama devamlı sizin sesiniz gelirse üstüne söylerseniz o hava hiçbir zaman olacak. Çünkü boşluk yok. Bak mesela altyapı geliyor. Altyapının içinde okumadığı zaman o bölümleri seyirci okuyor. Onu da duyuyoruz. Abi bu daha büyük bir haz değil mi? Bir kere şarkıcı için de seyirci için de haz. Kendi seslerini duyarak da gaza geliyorlar. Özgün bir dinleyin ya. Acayip bir şey. Bir bakın şuna. Seyirciye bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bak bırakıyor. Küçük bir örnekti sadece bu. Devam. Zeynep Bastık, Toz Duman, Sefo. Senin aşkın toz duman, toz duman, toz duman. Nereden baksan korkutan, solduran, donduran bir şey. Senin aşkın toz duman. Yani çok klasik bir bariton renk Sefo, net. Hep toz duman, hep toz duman. Ben yanacağım sonsuza. Ama bu seste autotune var çocuklar. Bu ses düzeltilmiş ya. Şimdi bu kayıtların şimdi Zeynep Bastık'ın ilk kayıtları belki bana kızabilirler yani de. Zeynep Bastık ilk sosyal medyaya videolar üretmeye başladığı dönemle bugünü kıyasladığınız zaman bence çok büyük fark var. İlk başladığında kendi performanslarını yayınlıyordu. Hatta bir öncesinde daha da akustik böyle hani çok daha yalnız böyle kayıtlar vardı. Hatta ilk arkadaşlarıyla beraber söylüyordu. Aslında bakabiliriz kanalına. Yani oturup hani şey de yapmak istemiyorum böyle. Eleştirir gibi bir anlamda değil bu muhabbet şu an yaptığım şey. Yani zaman içinde değişimle alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi mesela bu kayıtlar bakın tek başına gitarla. Mesela bakın işte Yanarım okuyor mesela. Veya işte Kar Beyaz. 3 yıl önceki kayıtlar. Çok da uzun zaman olmamış. İşte Sezen Aksu şarkıları söylüyor. Sonra Berkay'la söylüyor. Bu kayıtlar harbiden canlı. Ve oynanmadığı belli yani. Çünkü içinde küçük hafif nüanslar, hafif kaymalar falan. Ve çok da keyif. Aslında bunlarla zaten yükseliş başlıyor. Herkesin tanıması ve saygı duyması. Fakat iş ilerledikçe hani bu konuklar gelmeye başladıkça gittikçe daha fazla konuk, daha fazla konuk. Bir noktada belki de her konuk farklı beklentiler içinde olabilir. Yani diyebilir ki mesela ben okumayı yapacağım ama bir seslere bakalım ya ne olur ne olmaz şimdi. İnternete koyuyoruz bir de senin kanalı çok izleniyor. Hani kusur olmasın sonra başımız ağrımasın. Bu vardır yani bu kaçınılmaz sondur. İsteyen de vardır istemeyen de vardır. Şimdi bu biraz sanki böyle bir hava esmiş. Yani burada bir autotune var. Autotune demeyelim buna da.
sonradan bir Melodyne dokunuşu olmuş gibi. Mesela bu autotune ses işte, bakın. Zeynep Bastık parçayı çok iyi bilmiyor. Sesler hafif hafif kayıyor tizlerde. Çarpmalarda hep kayıyor. Çünkü tam emin değil. Yani bakarak falan da söylüyor. Tizler özellikle daha çok kayar. Emin olmadığınız şarkılarda tiz sesleri kontrolünüz 2-3 kat daha zorlaşıyor. Tamamen autotune var. Bu kayıt iyi olmamış belli ki, bir düzeltilmiş. Bak, düzeltilmiş sesler. Yıktılar ya, kaldı yerde. Ama Sefo'nun tarzı bu değil zaten ya. Ben Sefo'yu dinlediğim zaman hep böyle ha 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 ha. Yani renk burada geliyor. Bu renk de ne? Amigo rengi. Yani kaldıramam. Ya bu size ne avantaj sağlıyor? Büyük seyirciyle mücadele, büyük seyirciye karşı beraber söyleme, enerji yaratma hissi taşıyor. Yani Amigo rengi kötü bir renk değildir. Bir şarkıcının içinde Amigo olmalıdır zaten. İçinde Amigo olmayan şarkıcı büyük şarkıcı değildir. Özgün, lütfen tişört yapalım bu cümleden. Lütfen, rica ediyorum. Bu sesi not alır mısınız? Gerçek mi? İçinde Amigo olmayan şarkıcı büyük şarkıcı değildir. Güzel bir Amigo yerleşti mi içine abi, seni büyük bir hitabete ulaştırır. Beraber söylemeye ulaştırır. Şimdi Sefo'nun bu ana duygusunu çekip onu softlaştırdığınız zaman demek ses istediği gibi kontrol edemiyor. Ya kaldı yerde, kaldıramam. Herkes kaçtı, dil tutuldu. Sen kazandın, ben kazandım. Bu arada kötü de değil ha. Hani ya felaket falan değil. Güzel ama hani diyorsun ya, autotune'suz sesini dinle. Hayır, bunda düzeltme var. En son trendi durduramam. Oldum yerde, kaldım anla. Onlar haklı bir gramla. Bir sınav bu, bir tıral. Senin aşkın toz duman, toz duman, toz duman. Nereden baksan korkutan, solduran. Bu da şarkı da çok güzel gerçekten. Donduran bir şey. Senin aşkın toz duman, hep toz duman, hep toz duman. Tatlı. Bana Sefo çok daha farklı bir yola doğru girdi gibi geliyor. Veya Türkiye'de gerçekten bu kadar farklı bir yere konmasının artı sebebi var. Yani radyolarda mesela çok çalıyor Sefo. Bu sadece yani rap yaptığı için değil. Bir sürü kişi rap yapıyor da bu kadar çalmıyor. Yapıya bakarsanız böyle içinde çok rahat Onur Mete, Bora Öztoprak, Yaşar. Yani bildiğin Akdeniz müziği ezgileri, yapısı var yani. O softluğu da alıyorsun. Böylece yaz modu, sahil moduna da giriyor Sefo'nun istediğin zaman şarkıları. Büyük bir etki. Hem rap kitlesini alıyorsun, hem geçmişteki Akdeniz kitlesini alıyorsun. Daha geniş bir büyüklüğe hitap ediyorsun. Tabii şarkıcıların böyle beste yapabilmeleri bir yetenektir. Ama dinlediklerinden beslendiği, yani Sefo'nun müzik zevkini burada görebilirsiniz aslında. Gel benim ol. Canımı yaktığında baktın her yerim ol. Hep bu tuzaklı yoldan giderim ol. Evet. Bir kokunu, bakışını bulurum senin. Senin aşkın toz duman, toz duman. İşte aşık olduğum şeyler geldi. Yani kamera kullanmak böyle bir şey. Veya böyle bir şey değil. Bu açı, ama bu açı herhalde olsa da çekmeyi unutmuş. Ve bu açıyı yakalıyor. Tabii bir yandan belki de komik de olabilir. Hani bir bu kameraya dönüp sonra bir bu kameraya döndüğün zaman nereye döndüğü de anlaşılmıyor. Yani. Ama seçimde böyle bir seçim. Aslında biraz ürkütücü ya. Yani böyle bir hayırdır ne oldu hissiyorum. Ne oldu? Toz duman. Yani bir kızgın ifadesi de yaratıyor. O bakışını bulurum senin aşkın toz.
Aa! Aman Allah'ım bunu. Bütün martılar uçtu şu anda. Yok artık ya. Abi. Bir kamera daha varmış. Neden? Ya mesela Sefo da orada hep derken kamera değiştirse ve bu kaosu yaşasak hep beraber. İkiye bölünse ekran. Oh my god. Bakışını bulurum senin aşkın toz zaman. Toz zaman. Toz zaman. İnanılmaz. Var mı başka? Nereden baksan korkunç. Şimdi genele bakacak herhalde. Solduran, donduran bir şey. Bir daha. Senin aşkın toz zaman. Hep toz zaman. Hep toz zaman. Ben yanacağım sonsuza. Şimdi güldüm ettim de. Tabii ki yani Zeynep Bastık'ın bu kadar stüdyoya hakim, kamera yapılanmasına, montaja, sonuca hakim olması onun için ayakta tutucu bir şey. Yani o ilk Zeynep Bastık analizimi hatırlayan var mı? Burada. Yani o ilk analizde mesela hani Şebnem Ferah şarkısını pembe ceketle söyleyen Zeynep Bastık'tan geldiğimiz noktada kıyafet seçimine, işte imajına, takılarına, her şeyine kadar gene pembe bir şeyler var ama hani bunları kullanan, yani artık imajını kullanan, güzel gözükmeyi, güzel bakmayı kullanan bir şarkıcının tecrübesini görmeniz çok güzel. Fakat hani ben bu konuda her zaman bu kamera bakma hikayesi, yani tak tak tak, şak şak şak, yani bu kadar sert. Ya, kamera bakma konusunda ve uzmanlar var ya, mesela Gülşen'i çok beğenirim bu konuda. Yani çünkü hani bir kadının kameralara bakmasının bu kadar sert olması biraz, dedim mi, ürkütücü. Ne oldu, hayırdır? Ha, bir şey mi oldu? Bana bir şey mi dedin? Hissi yaratıyor bu kadar sert bakınca. Hani kameradan kameraya geçerken belki hani senin aşkın toz duman, toz duman, toz duman. Ya bir içine bir şey, anladın mı? Bir yumuşaklık katması o sertliği biraz alır gibi geldi. Neyse, çok takılmayayım ona ya. Sefo analizi yapıyoruz. Solo mu bundan sonra? Gidiyorum. Ya burada şu demek, belki bütün, yani belki değil zaten, aslında olmaması imkansız. Yani Türkiye'de yapılan neredeyse birçok akustik kaydın teknoloji o kadar ilerlediği için bütün kanallarını tek tek temizleme şansınız var. Bunların hepsi minik minik melodyne'larla mükemmel hale getirilmiş de olabilir. Veya getirilmiş kısımları da olabilir. Yani bunu böyle bir şey oldu, ne kadar ayıp denecek bir şey değil bu. Normal artık abi, içimizde yaşıyor yani. Cep telefonuyla sürekli bütün güne takılıyorsunuz işte. Demiyorsunuz ki abi, hani bu niye cep telefonuyla takalım demiyorsunuz yani. Takılıyorsunuz işte. Hayatınızın bir parçası artık, değil mi? Bu da öyle. Şarkıcı için ses düzeltme, kayıt yaptığı şeyi yayınlama, öyle değil mi yani? Kötü bir fotoğrafınız olsun ister misiniz? Beni çeksene, şak çekiyorsun. Ay, çok kötü çıkmışım. Olsun, gene de koyacağız demiyorsun değil mi? Bir tane daha çeksene diyorsun. Ve yani rötuş yapıyorsun. Ya Özgüncüm, şuraya bir Photoshop yapabilir miyiz? Bu da bunun Photoshop'u. Peki. Ayıplanacak bir şey yok. Fakat müzik nereye gidiyor sorusunu sorarsanız. Müzik neydi ya? Müzik neydi diyebilirim.